Bu heyetimizin şahsi manevisinde her biriniz bir duygu, bir azah hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis, bilakis birbirinizin meziyetleriyle ihtiyar yapmak, etmek, müteleziz olmak, olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Vicdan Hak adına olması lazım ki damara dokunmasın. Çünkü adavet gözü kusur görür, muhabbet gözü kusur görmez. Ben kusur, ben seni adavet etme karar verdim mi artık bu süreçte her şey gözüme batıyor. Peki bunu nasıl dengeyi tutturacağız? Onların üstünde fazile turuştuk nevinden gıpta damarın tahrik etmemek. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Tenkit etmemekle alakalı üç tane vecize bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Gıpta damarı hep onu sorarlar. Fatih nasıl anlamak lazım? Gıpta damarını tahrik etmemektir. Bunu en çok istismar edilen bir şey. Ha tenkit anladım bak. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek onların üstünde fazilet buluştuk nevinden gıpta damarı tahrik etmemek. Mesela diyelim ki başımıza gelen bir şey yani kamerayı boş ver. Bir yere gidiyorsun. Ders yapacaksın. Orada yapılan dersler var. ilgilenen var. Seni davet etmişler. Veya beraber Emsal. Ama senin derslerin daha biraz da farklı nokta oluyor. Aslında bir olta gibidir hepsi. Yani balık bile avlamak tek yöntemle olmuyor. İstavrit ayrı bir şekilde yakalanıyor. Palamut ayrı bir şekilde tatlı su ayrı, deniz su insanların İnsanların da ilgisini fıtratını farklı şeyler çekiyor ya. Farklı yöntemler çekiyor. Şimdi bir ders yapsan ilgiyi çekiyorsun. Yapmasan hakikatin hatırı var. E i̇şte peki bunu nasıl dengeyi tutturacağız? Onların üstünde fazile turüştük nevinden gıpta damarın tahrik etmemek lemalar atmıştı. Yani Yaparsan gıpta adam biliyorum ki gıpta çık yani. Bak onun müşterisi çok veya onun şey yapan çok. Dinleyeni çok. Yani senin meşrebine uygun. Biraz önce söylediğim gibi balık avlamakta bile tek yöntem yok. Hakikatın bir mertebesi yok ki. Müşterisi de tek değil. Fakat bir ders yapıyorsun. Emsalsin. Beraber kalıyoruz. Nöbete gidiyorsun veya başka yere gidiyorsun. Yani böyle bir Odak noktası oluyorsun belki ilgiyi çekiyorsun. Böyle ders yapsan. Yapmasan hakikatin hukuku var. E, yaparsan gıpta damarı tahrik olur. Ne ne yapmak lazım? Yani orada gıpta damarı tahrik oraya girer mi ki yani çünkü orada şey makamındasın ya. delalı kulan olan Said'in makamı. <laughs> fazilet furşuk ya. yani özellikle herhalde fazilet olan yapmak için o öyle özelliği ön plana çıkan. Fazilet Furuştuk nevinden. Yani Biz bunu niyet ederek o yönünü ortaya Özel bir şey mesela böyle takılmak. Özel özel bir şey takılmak, özel bir sıfatı. yani sıfatı. Böyle niyet ederek öne çıkarmak. Yani o yönünü, o şeyini, faziletini kasten ön plana çıkarmak. Ya da o, o ben bunu yapabiliyorum. O zaman ile derse in... Ders o şey o girmez herhalde. Derse girmez o zaman. Emsal olmayanlar da olmaz. Bu emsallerde olur Kıpta. Mesela gitti gençler bir araya gitti. Gittiği zaman yaşanı, yaşanmış veya o zaman bu ders değil de özel sıfatlar gıptayı tahrik ediyor galiba. Emsalden bir de bu zamanda sanki e, makam olarak emsal olanlar desek daha olur. Yaşlar da artık kalktı ortada. Birazdan makam olarak yani aynı ders verme makamında olması yaş olarak fark olsa da gıptaya sebebiyet veriyor yani. Aynı evet. makamda olmak yet yaş farkı olsa da. Yani bu ders illa makamı değil de ben öyle onu da söyledim ama o ufkumu açtı Yusuf. Yani bir meziyeti var. Onu öne çıkıp onunla var varimi. Dediği nokta evet Ben çok güzel hoşuma gitti ve istifade ettim ha. Yani ben kilitlenmiştim ya yani değilmiş. Yani geniş. İkincisini okuyayım. Sakın birbirinizi tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Barla 124. Tenkit kapısını açmayınız. Vecize okuyorum. Her konuda üç vecize. Saiki tenkit. Bizi tenkite sevk eden sebep. Aşk hak olacak. Aşk hak. 2. arzuyu arzuyu tenzi hakikat olmalı. Nasıl olacak yani bu? Selefi salihin tenkitleri gibi. Tenkiti aşk hakikat olacak. Hakkın aşkı yani Hakkın hatırı için yapacak. E, tenkit etmeden önce kendisini hesap edecek galiba. Ah yapabilsem. İki, arzu tenzi tenzih hakikat. Hakikatı tenzih etmek. Tenzih peygamberi kim hatırladınız mı? Teşbih peygamberi var kitaplarda usulde geçer. Ve tenzih peygamberi. Teşbih peygamberi İsa Aleyhisselam'a denilir. Unvanıdır, sıfatıymış. Tenzih Musa Aleyhisselam'dır, şeriatçıdır. Onun için Hızır Aleyhisselam'dan ders almak için Kur'an'ın ifadesiyle Musa Aleyhisselam gidiyor. Çatal olan nehir. Nehir akarken çatal bir yere denk geleceksin. Balık sepeten atlayacak. Şey için söyledim. Tenzih, teşbih değil de. Yani hakikatin usulunu, furuğunu, hattını yani kitaptakini onu ortaya çıkarmak. Bir de aşkı hak insanı rehberi olması lazım ki. Hak adına olması lazım ki damara dokunmasın. Şimdi başka bir yerin fenafil ihvanın üç tane maddesini okuyorum. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. İki, fenafil ihvanın maddesi. Her biriniz ötekinin faziletine naşir olunuz. Şu Yaşları yapabiliyoruz da Emsallerimiz biraz zor tabi Rüşt abi şöyle demişti Zümer abi şöyle demişti Niye benim ağzımda var Çünkü ondan terbiye aldım Başka gördüm Bir Hızır abi var bir o var Bana rehber olan Yani hakikat rehberi olan Onlar olmuş e Böyle demişti yani bu olayda Benim de onlardan en çok aldığım şey böyle e, Hat damına olduğu zaman anlaşılırdı Böyle dinlerdi Burası doğru E Bu diyor ima değil mi Yani bu bu daha sarih değil mi vardı. Sonra Cenab-ı Hak bize şeyi nasip etti. Sureti, kanuni, hakikati, manyeti bu olayı çok çözdü. Yani bu suretidir. Yani birbirimizin faziletini iftihar etmek. Üçüncü madde, fena fil üçüncü madde. Bu heyetimizin şahsı manevisinde her biriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetleriyle iftihar etmek, müteleziz olmak, bir vazife-i vicdaniyenizdir. Bak acayip. Bu heyetimizin şahsi manevisinde her biriniz bir duygu. Yani büyük insan ya. O şahsi manevi şöyle ta tavsif ediyorum. Ee, buraya tayin pekmez getir, karıştır gibi. Nurcuların bütün akıllarını topla tencereye koy. Bütün vicdanlarını koy. Bütün kalplerini koy. Bütün ruttaki latifeleri. Bir daha. Bütün akıldaki fikirleri. Vicdandaki hisleri kalpteki duyguları, ruhtaki latifeleri ve müsbet eylemlerini de koy. Beş. Yani Menfiinin sirayeti yok ya. Koydun mu? Karıştır. Bu benim bir şahsi manevim. Seninkini de, seninkini de. Karıştır. Böyle bir atomun dışındaki vücut. İlla vücut atoma münasır değil. Şuna esirden var. Melekler de esirdendir. O da mahluk. Vücut ilmi değil. Vücut haricidir o. Ama bu mertebede değil. İşte şahsi manevi de böyle bir vücudu var. Ne kadar akıllıdır? Nurcuların geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandaki nurcuların aklı kadar aklı var. Vicdanı kadar vicdanı var. Kalbi kadar kalbi var. Ruhu kadar ruhu var. İbadeti kadar ibadeti var. Bu bizi yönetiyor. Bu bizi sevk ediyor. Hatta şeyhinden beklediği sekeratta himmeti, o şahsi manevi himmet ettiğini usta söylüyor. İşte bu şahsi manevi ne yapar? Bizi nasıl yönetir? Sana bir fikir verir sana bir düşünce veriyor. Aa hatırıma geldi ya. Mesela bir şeyi tefekkür ediyorsun. Nasıldı bu? Atak at bir mana geliyor. Mesela Yusuf'a geldiği gibi. Niye Yusuf diyor derse hamle diyorsun. Esas o değil. Fazilet vuruştuk denince eylemsel ya. Yani. Çok hoş oldum. Demek ki şahsi manevi ilham ediyor. Diyor ki bu heyetimizin şahsi manevisi. Yani bu şahsi manevi böyle. Böyle hayali. Öyle Galatasaray, Fenerbahçe gibi tarafkirlik falan değil bu. Şahsi manevi bizzat vücudu ilmisi değil, vücudu alicisi var. Mahluktur. Ama atom cinsinden değil. Atom ona, olana e, ceset denilir. Atom olmayan i, cisim. Yani dışsala, risalde ceset, içsel aleme cisim, cennetteki vücudumuza cismaniyet. Anda var olup yok olana da beden. Vazifemiz iman hizmeti. Ona ait üç tane vecize. Bu zamanda en büyük bir insan araba ve ev sahibi olmak, kariyeri ve bütün işleri tıkır tıkır gitmekten olur, demiyor. Bu zamanda en kızıyor şey Abdurrahman. Bu zamanda en büyük. Neden niye çıkıyorsun Hasan? Ne yapıyorum? Bu insan tarifi. Bu zamanda en büyük bir insan en büyük. Var mı başka? bir vazife, vazife ve insan imanı kurtarmaktır. Başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Emir Dabir 62. Hayat peki nedir? Mesela doktorlara da diyorum. Hayatta en kıymetli şey hayattır. O zaman vazifeler içinde ustat kendisi söylüyor barlarda doktorlara hayata hizmet etmektir. Burada işte en büyük insan ve en büyük bir vazife imanını kurtarmak. Kendi imanını en büyük insan imansızlık asır. Çünkü başkalarının imanını kuvvet verecek şekilde çalışmaktır. Her bir asrın bir hükmü var. Çarşı pazarında o konuşulur diyor ya. Ya siyaset mi taha? Ya hayatı dünyanın temini veya felsefe. İşte tarikat zamanı değildir demek şu anda sabah namazı vakti değildir. Doğru. Ölen, ölen de kıldık. Ölenin vakti yani. Öğleni kıldık. Sabah namazı. Yani şimdi ben sabah namazı vakti değil kardeşim. Şimdi kazası olur. Vakti olmaz. Sabah namazının aleyhinde bulunmuş mu olmuş oldu? Vakti değil. Her bir zamanın büyük mü var? Bu zaman nedir? Firavun, Deccal, Şeddad'ın toplamının hulasası ahir zaman denmiş. 2-1 İnat, dalalet ve gafletin cemi. 3 tane kibir, firavunluk, meşrebi, inat, nemrut, dalalet ve gaflet de şedadın, cemi. Ha, bu zaman nedir? İmana hücum ediliyor. Doğrudan doğruya. iman imana hizmet. Demek ki bu zamanda en büyük bir ihsan, ihsan ve en büyük vazife. Kendi imanını kurtarmak ve başkasının imanın kurtulmasına çalışmaktır. İkinci cümle okuyorum. Burada bir şey diyeceğim de mesela buradan direkt bir kanuniyetle çıkabiliyor abi. Nazım mani yaptığı zaman sana ihsan edilen şey senin hakkında vazife oluyor. Şimdi ihsan imanı kurtarmak olarak gözüküyor. Bu artık imanı kurtardığın için vazife oluyor sen de başkalarının imanını kurtarmak. Harika. Sana ihsan edilen senin vazifen oluyor sen. Sana ihsan edilen senin vazifene dönüşüyor. Ya da tam tersi abi vazifemizi yaparsak allah Teala ihsan ediyor. Daha sıralamadığım dolayı ihsan, imanı evet. kurtarmak. O Vazifede de başkalarına yani. imanı kuvvet vermiyor. O da var. O da eylemde olursa ama esas bu tabii. Ama çok ilginç. Hiç düşünmemiştim ben. Çünkü sana verilen şey mesela Risale-i Nur verildi. Vazifemiz de Risale-i Nur yayınlattı. Vay çok Bunu güzel çok şükür. Elhamdülillah. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost düşmanı tefrik etmeyerek hizmeti imaniyeyi hiçbir tarafkirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. Başka bir şey Emirda 1, 103. Hadis-i şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Kurban için okumuştuk o da hangisi diye geçiyor Kur'an babı kurbanla alakalı. En kıymetli kurban çok tuhaftır kırmızı koyun. Nerede varsa Afrika'da mı var? İran'da var? Ha? İran'da var çift çift doğuyor. Çift çiftinde. Allah Allah. Bir de senede iki defa. Senede iki defa. Mekke fethinden sonra Müslüman olmayan müşriklerin ileri gelenleri vardı. Heh. Peygamberimiz e, Mekke, Mekke fethinden sonra. Mekke Huneyn savaşı'nın Huneyn'di galiba. Oradan ganimetler elde edilmişti. Öyle o ileri gelenlerden bir tanesine vadideki sürüyü gösteriyor. Diyor ki bunların hepsi senin olsun istemez misin diyor ona. Ve bunların hepsini sana verdik diyor ganimetleri diyor. O diyor ki bana da ondan daha sevimli bir olmaz diyor. O da seviniyor ki. Yani o zaman o sürüler çok ehemmiyetli, çok büyük yeri var ya. Yani. Vay be. Bir daha okuyalım o zaman. Hadis-i Şerif'te vardır ki bir adam seninle imana gelmesi, sen vesile olmuşsan, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Çünkü o fani, o baki Bunu da bitirdik. Esası takva. Bunun üç tane vecizesi var mı? Var. Nuru mesleği, Risale-i Nuru mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraiz, feraize dikkat ve büyük günahlardan çekinmek esastır. Bir daha. Nurul mesleği, virgül. Hakikat, Sünnet-i seniye hakikatla meşgul olmak. Sünnet-i seniye feraize dikkat. Büyük günahlardan çekilmek esastır. Feraize dikkat. Farzlara dikkat. Büyük günahlardan kesinlikle çekilmek esasmış. Dustur değil. İkinci vecize. Abdülmelik burada mısın abi? Aferin. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz. Bak ikisini ayırdı. Hayatın. Abiler lezzet. Enfusidir. Lezzeti mukaddeseden gelsin hatırımıza. Zevk dışsaldır, bedenseldir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinnetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Üçüncü vecize, Risale-i Nur şakitlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerekir. Vecizelerden gücenmemek, küsmemek. Üç tane vecizesi var. Ma beynimizdeki hakiki ve uhrevi uhvet. Ma beynimizdeki hakikisi, sahtesi de var demek ki. Dünyası var ki uhrevisi söylüyor. Ma beynimizdeki, Rüştar böyle okurdu böyle. Ma beynimizdeki hakiki anlamak için bazen tersten baktırıyordu. Hakiki olmayan var derdi, sa sahtesi var. Uhrevi, uhrevi olmayıp dünyalık da var. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhvet gücenmek bir tarafgirlik kaldırmaz. Gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhvet dedik. Hakikisi var, sahtesi var. Uhrevi dediğine göre dünyalık da var. Uhvet gücenmek, tarafgirlik kaldırmaz. Üç tabi şöyle derdi de öyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki üç günden fazla bir Müslüman bir Müslümanı küsemez. Yani nedir o? Uyku. Üstad abi derdi ki Nurcu Zübeyir abini demiş. O da herhalde ustandan duymuş. Aranızda demiş sizin en fazla o avama diyor üç gün. Size bir uyku. Yani bu uyku hali o gücenmeyi atmamız, atma, atmalısınız der. Yani gücenme olur ama en fazla bir uyku. Çünkü uyku yeni format atıyor ya. O halet gidiyor devam ettirmemek gerekiyor. Devam ettirdin mi işte buna giriyor. Tarafkilli nasıl anlayacağız abi? Tarafkilli kaldırmaz. Mesela sahabeler hayatında da var. Bizde de olmuş. Bakıyorsun ki, avukat gibi diyor. yani benim anladığımı söyleyeyim siz de söylersiniz Avukat gibi bir şey anlamış. Yani tarafkilliği buraya koymuş. Ona malzeme arıyor. Yani sonuçtan süreci takip etmesi gerekirken sonuç yok. Süreçle boğuşuyor. Bak. Mesela ben seni sevmeyecek miyim Yusuf? Karar verdin mi sonuç? Bu sefer ona ait delil arıyor. Ama şöyle, ama böyle, evde de böyle. Evde de böyle oluyor, aile hayatında da böyle, bizde de öyle oluyor. Ne oluyor? Ben sevmeme, ben seni sevmemeye karar verdim mi? Muhabbet gözü kusur görmez ya. Adavet gözü kusur görür ya. Sonuç bu mu? Süreçte artık her şey gözüme batıyor. Daha önce batmıyordu. Çünkü adavet gözü kusur görür. Muhabbet gözü kusur görmez. Ben kusur, ben seni adavet etme karar verdim mi? Artık bu süreçte her şey gözüme batıyor diye anlıyor. Taraf kirli bu şey bu yani. Hakka ve hakikata taraftar değil. Bak hakiki ve uhrevi değil. Zaten söylüyor. Hakiki ve uhrevi bu taraf yapmaz. Yani Allah'ın o sonuç onu verdi. Sonuç bu. Bu, bu Buna göre şey yapacağız. Mesela tercih ile karar vermek ne demektir? Karar verdikten sonra Tercih onun şeklinde gider. Mesela ben dershane vakıf olmaya karar verdim. Sonra bütün ölüme gelenleri öyle tercih yaptım. Öyle ayıkladım. Yani biz birbirimize kardeş olmaya karar verdik mi... ...tercih o sistemde çalışıyor. Ama ben karar verdim adavet etme. Taraf gibi. Ya. Ondan sonra artık 17 sene önce de böyle demiştin. 13 sene de önce Bunlar hep sonuca göre sürecin ifadeleri, söylemleri. Ben sana davet etmeye karar verdim Mustafa. Seni sevmeme karar ver. Ben vermişim zaten. Ben kararı verdim. Ağzından kuş kapsan sevmem. Ne yaparım? Bir sürü vicdanımı rahatlatmak için malzeme koyarım. Tarafkil. He? ne yapacağız? Tercih plan Muratçı muhaldır diyor. Önce tercih oluyorsun. Ha, te tercih et. Muhali nasıl yapacaksın? Bu kararına göre Kararına göre şey yapacaksın. Karşıya çıkıyor ya, sağlıksız oluyor olarak. Orada o başlığı ki tercih onca oluyor. Yok. E, ilk önce tercihi aklın yapıyorsun. Aklın aklı, irade, vicdandır. Allah tercih etmez. Allah'ın iradesi var. O da mesela güzel huylu olduğu için onu tercih etti. Yani bir önce bir tercih. Öncesi var. Öncesi var onu. E, tabii ki öncesi var. Mesela güzel huylu olduğu için onu tercih etti. Güzel, ahlaklı olduğu için güzel gördü. Güzel gördüğü için güzel tercihler yaptı. Sağ yolu tercih etti. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan. Nur talebelerini birbirinden soğutmak. Bir, usandırmak. iki, meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. Meslek e, nurculuktur. Meşrep şahsın seviyesidir. Yani diğer ifadeyle istidat ve kabiliyet. Diğer misal vereyim. Maşrapası var. Meşrep, maşrapa. Kova ile su alıyor. Bardakla su alıyor. Bardakla küçük şeyle alıyor. Kuzu kazanla alıyor. Bu meşreptir. Meşreplerin bir olması zaten hükmeyi şamil diyor. Olmaz. Fıtratı aykırıdır. Hamsi gibi olmak lazım. Bir kasadan bir hamsi düşse elinizden. Hangisi olduğu belli değil. Karışır. Yani biz meşreben bir olamayız. Meslek de biriz. Üçüncü okuyorum. Gücelmemek, küsmemeyin. Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani birbirini tenkit etmemek. Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani fani olmak. Birbirini tenkit etmemek. Kusurunu affetmek dusturu ile. Bu dustur. Tefani birbirini tenkit Tefani fani olmak. Merak ettim nasıl fani olacağım ki? Sahabelerde varmış. Sahabelerde tefani nasıl olmuş? Fani olmuş. Tek yol şey var. Kendisinden senden ne kadar sıyrılırsa kardeşinde var olur. Örnek vereyim. Kulun Rabbine en yakın olduğu an neresidir? Bu ikinci ifadeyi söylüyorum. Kişi Rabbine en yakın olduğu secde kendisinden en çok uzak olduğu andır. Mefhumu muhalifiyle söylüyor. Rabbine en yakın olduğu kendisinden en çok uzak olduğu. Yani ilah edilmediği kendisini. Değil mi Mustafa? Ha. Tefani kendimden ne kadar geçersem onda var olur. O var olur. Kendimi esas alırsam sen benim o nispette ben de var olamazsın. Tefani, fani olmak yani ne kadar kendini terk ettiğimiz kadar kardeş var olur. Kardeş o kadar var olur. Yani tefani, kardeşine fani olmak o böyle biraz yuvarlak tabii ya. Ama nasıl olacak? Allah'a yakın olduğum an secde En çok uzak olduğum an demek. O zaman aynı kanunu kullanıyorum. Kendimden ne kadar uzak olursam o bende var olur. O zaman şöyle bakalım bir de. Tefani yani kendimden fani olmanın alameti nedir? Dışsalını söylüyorum. Birbirini tenkit etmemek. Tenkiti toplamıştım, çok çalışmıştım. E sonucu söylüyorum. Ruhsal bir hastalıkmış. Asıl ruhsal hastalığı. Çok berbat bir hastalık ama. Bir de diyor ki usta bilinmez bir hastalık. Ağzına vermiş. Herkes tenkit. Tabi herkes de ekseri tenkit eder. Kendinden ne kadar uzak olursa kardeşin de o kadar fani olur. Onun cümlesi tefani. Ne fiilde nedir? Birbirini tenkit etmemekle olur. Sonra kusurun affetmek dusturu ile. Dusturdur. Yapamasa atılmaz. Dustur öyledir. Şu dokuz tane ihlas da esastır. Dört tane dusturdur. Yap yapmak lazım eylemde. Kusurunu affetmek dusturdur. Yapabildiğimiz kadar. İle dusturu ile bu iki kardeşim dünyevi ve cüzi ve hus hu hissi şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Bir de düz okuyorum. Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani virgül birbirini tenkit etmemek virgül kusurunu affetmek dusturu ile bu iki kardeşim virgül dünyevi ve cüzi ve hissi şeyleri medar münakaşa etmesinler. Emir Dabir 89. Az önce meşhur gibi bir yer var ya sana bir dediğiniz. Ha söyle. Bir Şamide. Ey dini cerideler, maksadımız dini cemaatler, maksadımız dini cemaatler, maksatta iddihat etmelidirler. Mesalikte ve meşrepte iddihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Ya. İşte evet, demiş Şutbe-i Şamiye'de geçiyor. Meşrepte olamaz. Mesalikte, meselelerde. Caiz değil. Ya mesela böyle <laughs> bir tanesini söylemiştim abiden. Abi ben senden olsam. Ben senden olsam abi dedim. Hemen döndü gülerek. kırmadı dökmeden. Sen ben olma dedi. Sen ben olursam o zaman beni Allah niye yarattı dedi. Sen sen ol. Ben de ben olayım. Ama sokak ağzı derse giderken. Yani latife yapıyor ama latife de latife oldu yani. Abi ben senden olsaydım. Sen ben olma kardeş. Sen sen ol ben de ben olayım. Eğer sen ben olacaksan beni niye yarattı dedi. O hakikaten böyle. Şimdi işte çıktı. Koca Mustafa şey derse giderken mezarlıktan geçerken. Hüseyin oğul abi vardı ya Fransızca öğretmen. Ha böyle çok yaşlı bir abi. Ha, evet. Sen sen ol dedi. Ben yani meşrep hakikatin avcılığında kullanılır. Yani mesela palamutu tutarken motor var ya bırakırsın hareket halinde olur. Mezgit var ya ta diptedir, dip balığıdır. Ölmesi yukarıya çıkmasıdır, patlıyor ciğeri. Şurada duruyor değil Mustafa? Buraya at olta yemez. Yanına atacaksın o kadar tembeldir. Mesela yılan gibi balık var sarkan ışıkla avlanır. Yani ne için söylüyorum? Meşrep, maşrapa, almaz suyu, su kabı gibi hakikatin avlanma yöntemidir. Sen başka bir şekilde avlarsın, palamut. Palamut olur, mezgit olur, istarvit olur, sargan olur. Niye bu misal veriyorsun? Benim dünyamda bu misal var, senin dünyanda farklı misaller var. Yemekte mesela adam, meziyeti olur. Anladım. Vahırda vahı ben elhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.